Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu görmüş olduğunuz puf puf kabaran, kahvaltıda çayın yanına peynirle, zeytinle tüketebileceğiniz çok lezzetli mayasız pişilerin yapımını göreceğiz. Yapımı çok kolay. Buyurun, nasıl hazırlamışım görelim. Öncelikle bir adet yumurtayı yoğurma kabının içine kırdım. Bir su bardağı yoğurt, bir çay kaşığı tuz ekledim. Bir paket kabartma tozu ekledim. 2 tatlı kaşığı sıvı yağ ekledim. Güzelce karıştıralım. Evet, güzelce karıştırdım. Şimdi bu karışımın alabildiği kadar un ekleyeceğiz. Unun miktarı değişebilir. Kontrollü bir şekilde azar azar ekleyelim. Ben 3 su bardağı un kullandım. Güzelce yoğuralım. Yapışkan bir hamur elde edeceğiz. Elinize yapıştığı anda hafif elinizi yağlarsanız daha kolay yoğurabilirsiniz. Fazla un eklemeyin. Sert bir hamur olmasın. Elinizi yağlayarak arada yoğurabilirsiniz. Çok güzel yoğuralım. Daha sonra mümkünse 15 dakika kadar dinlendireceğim hamuru. Evet, bu şekilde yapışkan bir hamur elde ettik. Hamuru 10 dakika kadar dinlendirdim. Tezgaha un serptim. Şimdi şeklini vereceğiz. Yarım santim kalınlığında açalım. Dilediğiniz şekilde şeklini verebilirsiniz. İsterseniz bir bardakla yuvarlak yuvarlak yapabilirsiniz. Kare kare dilimleyebilirsiniz. Ben bugün farklı bir yöntemle hazırlamak istedim. Hem çok şık hem de çok lezzetli oluyor. Bu şekilde hazırlarsanız. Evet, ortalarına kesikler atıyorum dilimlediğim hamurların. Daha sonra gösterdiğim şekilde arasından geçiriyorum diğer ucunu. Bu şekilde saç örgüsü şeklinde oluyor. Çok şık oluyor. Bir iki defadır bu şekilde yapıyorum. Çok beğendim. Bugün de yapıp paylaşmak istedim. Özellikle sahur için çok hazırlamıştım bu tariften. Bugün de bayram sabahı için hazırladım. Çocuklar çok seviyor, hem de çok faydalı. Bir de bu hamur çok fazla yağ çekmiyor. Beklemeden hemen dakikalar içinde hazırlayabilirsiniz. Evet, şimdi bir su bardağı kadar sıvı yağı çok iyi ısıttım. Özellikle de çelik tencere kullandım. Çelik tava daha doğrusu. İyice ısınmış olan yağın içine bırakıyorum hamurları. Yağı çok iyi ısıtırsanız hamurlar yağ çekmez. Çelik tencere veya tava kullanırsanız her tarafı eşit ısıda ısındığı için daha güzel kabarıyor, içi puf puf oluyor. Bak, gördüğünüz gibi hemen puf puf kabarmaya başladı. Ve saç örgüsü şeklinde çok güzel görünümlü pişiler
Hazırlandı. Gördüğünüz gibi 2-3 katına çıktı hamurlar. Diğer hamurları da aynı şekilde kızartıyoruz. Evet, bütün hamurları pişirdim. Gördüğünüz gibi hiç yağ çekmedi. Hemen hemen ne kadar yağ eklediysem hepsi tavada duruyor. Bakınız, göstereyim. Olduğu gibi tavada yağ duruyor. Sıcak bir çayın yanında zeytinle, peynirle, reçelle, balla tüketebileceğiniz çok lezzetli, nefis pişilerimiz hazır. Deneyecek olanlara kolay gelsin, afiyet olsun. Beğendiyseniz tarifimi beğen tuşuna basıp abone olup bildirim zilini aktif hale getirirseniz video paylaştığımda size bildirim gelir. Evet, gördüğünüz gibi içi de saçak saçak tel tel ayrılan nefis pişiler oldu. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, afiyet olsun.